Assalamu aleyküm. Efirde Fakt ve Fikir Kursatuvlarının 88. sonu. Bugünkü günde dünya itibarı Rusya'nın Ukrayna'ya bastırıp kirişi ortadan başlangan uruşa karatılgan. İslam alemini ise baskıncı Rus armiyası safıda Çeçenistanlık, Dağıstanlık, Tataristanlık ve Başkırdistanlık köp sonlu Müslümanlarının hem iştirak etiyatken aceblantırmakta. Mana şu uruş başlangandan keyin Rusya'nın aholisi Müslümanlardan ibaret respublikaları, müftileri ve rehberleri Müslümanlarının Kreml okupasyon uruşunda iştirak etişini nafakat halal işti. Belki din yoldaki cihat deyip hem ilan kılıştı. Hususen ötken haftada Çeçenistan müftisi Naqshbandiylik tariqatining a'zosi Saloh Mejidov Rossiya armiyasi saflarida Ukrainaga qarshi jang qilish islom din yo'lidagi jihod deb fatvo berdi. Vaholanki bundan 20 yil ilgari ba'zi musulmonlar Afg'oniston va Iroqdagi urushlarda mahalliy musulmonlarni Amerika va NATO bosqinchilaridan himoya qilish uchun janglarda ishtirok qilishganida xuddi mana shu muftiy va imomlar bu din yo'ldagi jihat emas, o'zga davlatlarning bayrog'i ostida jang qilish shariatga ziddir deya fatvo chiqarishgan edi. Suriyada Bashar Asad boshchiligidagi oz sonli shiyalarning alaviy yo'nalishi vakillari ko'p sonli sunniylarga qarshi qirg'in boshlaganida sunniylar himoyasi uchun jangga borgan musulmonlarni ham bunday muftiy va İmamlar öz fatva hamda vazlarda bağilerge yani Müslüman hükümdarlarge karşı kural kötürüp çıkan yengliş taifage çıkarışken edip. Endi ise Kudüs'ü muhti ve imamlar baskıncı Rusya armiyası safıda Ukrayna'daki tinç ahalı üylerini bombalayarken Çeçenistanlık, Dağıstanlık, Tataristanlık ve Başkırdistanlık Müslümanlarını İslam dini yolu da cenk ile yatken mücahitlerge çıkarışmakta. Bir gayri din koşunu safıda, ikinci gayri dininin üstüge bastırıp, adli insanların kündelik turmuşu için zarur bulgen elektrik stansiyalarını, su, gaz, elektrik tarmaklarını, mekteplerini, bahçelerini, turarcaylarını ve hatta ki tuğru khanelerini topge hem de okka tutuyorken Müslümanlar qanday qilib islom yo'lida jang qilayotgan mujohid bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bostirib borgan Rossiya ham, himoyalanayotgan Ukraina ham islom davlati bo'lmasa, ikkala davlat aholisining aksariyati ham musulmon emas, nasroniy bo'lsa, bu urush qanday qilib islom din yo'lidagi jihod bo'lishi mumkin? Mana shu savollarga Kreml parast muftiy, imom va rahbarlar bir xil tarzda. Muftiyatdagi ulamolarimiz shunday qarorga kelishdi. Yoki bo'lmasa, jumhur ulamolarimiz shunga ittifoq qilishdi deb javob berishmoqda. Ularning bu javobi boshqa savollarni ham keltirib chiqaradi. Masalan, ulamolar qachon va qayerda shunga ittifoq qilishdi? Bahsda qancha ulamo qatnashdi? Rossiya armiyasi safida Ukrainaga bostirib borgan musulmonlarning harbiy harakatlarini jihod deb e'lon qilish tarafdorlari kimlar edi? Ular o'zlarining bu pozitsiyasini asoslash uchun Qur'onning qaysi oyatlarini yoki islom tarixidan qaysi faktlarni keltirishdi? Bu bahsda mazkur pozitsiyaga qarshi fikr bildiruvchilar bo'ldimi? Bo'lgan bo'lsa, qaysi imomlar qarshi fikr bildirishdi? O'z qarshiligini bildirish uchun ular Qur'onning qaysi oyatlarini yoki islom tarixidan qaysi faktlarni keltirishdi? Bu savollarning birontasiga javob yo'q. Chunki Ukrainadagi urushda musulmonlarning ishtiroki borasidagi boyagi fatvolar kengash va bahs asosida emas, balki topshiriq asosida hech qanday munozarasiz qabul qilingan.
Mana shu savollarni beraversangiz, hukumatparast va sarayparast mullalar to'tqushdek faqat bir gapni, ya'ni muftiyimiz shunday fatvo berdi. Biz musulmonlar shu fatvoga itoat qilishga majburmiz degan gapni takrorlashadi. İslomga zid va adolatsiz fatvolarga shubha bildirgan musulmonlar nafaqat Checheniston, Dog'iston, Tatariston yoki Boshqirdistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham o'z muftiy va rasmiy imomlaridan xuddi shunday javob olishdi. Saudiya qirolligida ham, Birlashgan Arab Amirligida ham, Eronda ham, Afg'onistonda ham, Pokistonda ham ahvol shu. Masalan, bundan 22 yil oldin Pokiston muftiyati Xitoydan qochib o'tgan Uyg'urlarni zolim Çin hukumatining talabi bilan ekstraditsiya qilishni terrorizmga qarshi kurash va islomga to'la mos amaliyot deb fatvo chiqardi. Nima uchun? Chunki Xitoyning dahriy hukumatı 2000-yil yildan boshlab to bugungacha namozxon Uyg'ur qochqinlarini ushlab berganlik uchun Pokiston Islom Respublikasining qo'shtirnoq ichidagi islomiy hukumatiga yiliga 500 milyon dollar pul beradi. Ya'ni Pokiston hukumat har yili Uyg'urlarni 500 milyon dollarga qatlga jo'natyapti. Mamlakat muftiyati esa o'z fatvolari bilan mana shu xiyonat va qabihlikni qo'shtirnoq ichida halollab bermoqda. Bor gap shu. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston va Qirg'izistonni gapirmasa ham bo'ladi. Chunki bu respublikalarning muftiylari muslimalarning hijob o'rashi Qur'onda kelgan islomiy buyruq emas, balki arablarning milliy kiyinish an'anasi degan g'ayri-islomiy fatvo chiqarishgacha borishdi. Bunday fatvoga e'tiroz bildirgan musulmonlarga saroyga xizmat qilayotgan muftiy va imomlar jumhur ulamolarimiz shunga ittifoq qilishdi deb javob berishadi. Saroy imomlarining mana shunday fatvolarini tanqid yoki hajv qilgan Fozilxo'ja Orifxo'jayevga o'xshagan musulmonlarga esa saroy mullalari javob emas, suroq berishadi. Mullalarning islomga zid ravishda siyosiy hokimiyatga xizmat qilishi mamlakat musulmonlariga tegishli fatvolarni yopiq tarzda, kengashsiz, bahssiz munozarasiz chiqarish odati qayerdan kelgan? Bu g'ayri-islomiy an'ananing g'oyaviy ildizlari qayerga borib taqaladi? Mana shu savollarga javob berishdan oldin umumiy bir ma'lumotni aytib o'tishim kerak. O'tgan haftada Ukrainaga qo'llarida qurol bilan bostirib borgan Chechenistonlik musulmonlarni mujohidlar deb ularning harbiy harakatlarini islom yo'lidagi jihod deb aytgan Checheniston muftisi Saloh Mejidov ham shu gapni bot-bot takrorlayotgan prezident Ramzan Qodirov ham sufiylikning Naqshbandiya tariqati a'zolaridir. Xitoydan qochib o'tgan Uyg'urlarni zolim Chin hukumatining talabi bilan ekstraditsiya qilishni terrorizmga qarshi kurash va islomga to'la mos amaliyot deb fatvo chiqargan Pokiston muftiylari ham aynan shu Naqshbandiylik tariqatining vakillaridir. Hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar. Fakt va fikrning o'tgan 87-chi sonigacha bo'lgan ko'rsatuvlarida millatimizga va davlatimizga tahdid solayotgan ichki xatarlardan 4-tasini, ya'ni korrupsiya, nepotizm, kranizm va pornokratiyaning xatarlari haqida ma'lumot berdim. O'zbekistonga ichkaridan tahdid solayotgan eng katta omillar haqida ma'lumot berishni davom ettiraman. Bugungi ko'rsatuvda ichki xatarlardan yana biriga to'xtalaman. Bu xatar mullakratiyaning, ya'ni mullalar boshqaruvining g'oyaviy negizidir. Mazkur tahdid bundan 22 yil ilgari Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan norasmiy diniy mafkuraga aylantirilgan Naqshbandiya tariqatidir. Naqshbandiylik millatimiz va davlatimiz uchun nimasi bilan xavfli?
Nega Milliy xavfsizlik xizmati norasmiy diniy mafkura sifatida sufiylikning aynan shu yo'nalishini tanlagan? Tafsilotlar fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida. Sufiylikning Naqshbandiya tariqatini ochiqlashdan oldin sufiylikning o'zi haqida umumiy ma'lumotlarni keltiraman. Ba'zida tasavvuf, ba'zida esa sufizm deb ham aytiladigan sufiylik islom olamidagi o'zaro urushlar natijasida va islom tarixidagi turli roviylarning turli rivoyatlari tufayli 9-asrda kelib chiqqan 10-11 asrlarda esa keng tarqalgan hamda insonning nafsini jilovlashga, undagi yashirin ma'naviy nuqsonlarni yo'qotishga qaratilgan. Shu yo'l bilan insonni ma'naviy komillikka yetaklashni maqsad qilgan zuhdiy, ya'ni o'zini cheklashga chaqiruvchi mistik falsafiy yo'nalish. Mana shu yo'nalish a'zolari ahli tasavvuf, sufizm vakillari va sufiylar deb aytiladi. Sufiylikning universal ta'rifini takrorlayman. Demak, ba'zida tasavvuf, ba'zida sufizm deb ham aytiladigan sufiylik islom olamidagi o'zaro urushlar natijasida va islom tarixidagi turli roviylarning turli hadislari tufayli 9-asrda kelib chiqqan, 10-11 asrlarda esa keng tarqalgan hamda insonning nafsini jilovlashga, undagi yashirin ma'naviy nuqsonlarni yo'qotishga qaratilgan. Shu yo'l bilan insonni ma'naviy komillikka yetaklashni maqsad qilgan zuhdiy, ya'ni o'zini cheklashga chaqiruvchi mistik falsafiy yo'nalish. Mana shu yo'nalish a'zolari ahli tasavvuf, sufizm vakillari va sufiylar deb aytiladi. Rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Tasavvuf haqida tasavvur kitobida yozishicha, sufiylikning kelib chiqishiga 8-9 asrlarda islom olamida yuz bergan musulmon hukmdorlarining taxt uchun o'zaro qonli urushlari sababli kelib chiqqan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy adolatsizliklar turtki bo'lgan. Shayxning o'sha kitobida yozilishicha, siyosatchilar musulmonchilikning faqat rituallariga, ya'ni tashqaridan ko'rinadigan namoz, roza, haj kabi ahkomlariga rioya etib, islomning mag'zi bo'lgan adolatini tark etishi natijasida oddiy musulmonlar dindagi formalizmdan uzoqlashib, dinning mohiyatiga yetish haqida bosh qotira boshlaganlar. Mana shu izlanishlarni maromiga yetkazish uchun ayrim musulmonlar o'zlarini o'zlari dunyo ishlaridan cheklashga, hattoki dunyoviy ishlarni tark etib, odamzod yashamaydigan chekka joylarga ketishga qaror qilishgan. Ular musulmon hukmdorlari o'rtasidagi o'zaro urushlar, talonchilik va adolatsizliklardan shu yo'l bilan qutulishga ahd qilishgan. Pessimizm qurboni bo'lgan bunday musulmonlar o'z e'tiborlarini foniy dunyo ishlariga emas, balki boqiy dunyo ishlariga qaratishga. Dunyo hayotida faqat individual ibodat va Allohning zikri bilan shug'ullanishni ma'qul ko'ra boshlashgan. Rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Tasavvuf haqida tasavvur kitobida yozishicha, ma'naviy komillikka erishish kabi ezgu niyatda boshlangan sufiylik g'oyaviy doktrinasi bora-bora islomda taqiqlangan tarki dunyoviylikni dunyo mushkulotlaridan yagona yechim sifatida ko'rishni, Alloh qolib shayx va pirlarni ulug'lashni, hattoki o'lgan pirlardan madad so'rash, qabrparastlik, fol ochish kabi shirk amallarini targ'ib qila boshlagan. Masalan, tasavvuf haqida tasavvur kitobida shayx ba'zi sufiylarning naqadar adashgan toifa ekanligiga mustaqillik davridan bir misol keltirgan. O'zbekistonlik bir pirning muridi dars paytida o'z piri komili tomonga oyoqlarini uzatgani uchun tayoq bilan savalangan. Islomda hatto Ka'batulloh tomonga oyoq uzatish taqiqlanmagan. Dinimizda hatto Madina-i Munavvara tomonga oyoq cho'zish harom yoki jinoyat ish hisoblanmaydi.
Lekin sofiylikning ba'zi tariqatlarida pir tomonga oyoq uzatish tovonning ostiga toyoq bilan uriladigan jinoyat hisoblanadi deb yozadi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 18-19 asrlarga kelib islom dushmanlari musulmon ülkelerini işgal qilishda aynan sufilik tariqatlarining tarki dunyoviylik g'oyalaridan unumli foydalanishgan. Dini hamda vatani uchun jang qilishni Alloh Qur'onda buyurgan jihad deb emas, balki foniy dunyoning razil ishlari deb baholagan sufilar albatta har qanday bosqinchi uchun koni topilma, tirik murda bo'lib xizmat qilishgan. Tasavvufning, sufizmning yoki sufilikning umumiy qoidalariga ko'ra bu sektaga kirgan kishilar 4 bosqichli sinovdan o'tishlari kerak. Bu qanday sinovlar? Sinovning birinchi bosqichi shariat deb aytiladi. Bu bosqichda sufi shariatning barcha qonunlariga og'ishmay itoat etishi talab etiladi. Ikkinchi bosqich tariqat deb aytiladi va o'zini dunyo lazzatlaridan cheklash, dünya işlerini terk kılış, öz nefsini cilavlaş ameliyatlarını öz içi yaladı. Tasavvuftaki üçüncü baskıç hakikat deyip aytıladı. Tasavvuf talimatı göre bu baskıçki yetip gelgen sufilerge Allah türlü kerametlerini, mesela bedava keserlerini davalaş, deryalarının sularını tezkere akızış ve hakeza mucizeler kursatış nimetlerini inam etedi. Tasavvuf talimatiga ko'ra haqiqat bosqichidagi sufiylar hattoki Allohning jamolini ko'rishga erishadi. Ko'rsat jamoling mastonalarga, ishqingda kuygan parvonalarga, mendin duodur, sendin ijobat, jonim tasadduq jononalarga. Ey ko'ngli qattiq, rahm aylamaysan, qilg'il nazora bechoralarga. Kuygan g'aribman, shafqat qil axir, ko'yingda yurgan devonalarga. Mashrab seni deb kechdi jahondan, boshini qo'yib ostonalarga. 17-18 asrlarda yashab o'tgan vatandoshimiz, sufi shoir Boborahim Mashrabning ko'rsat jamoling deb boshlanadigan mana shu g'azali aynan o'sha haqiqat bosqichidagi sufining Allah Taala'ya kılgen nidasıdır. Sovet zamanında bu gazel Özbek sanatkarları tamamından koşuk kılınıp Allah'a emas adamlarga bağışlayıp küylengen. Çünkü hudasız Sovetler zamanında bu gazel Allah'a bağışlanıp yazılgenliğini aytış hafli bölgen. Sofiliknin 4. baskıçı ise marifet deb aytiladi. Tasavvuf talimatiga ko'ra bu bosqichga yetib kelgan sufilar bu dunyoda turib jannatni yoki do'zaxni ko'ra olishlari, olamdan o'tgan kishilar bilan gaplashishlari va astag'firulloh hattoki o'zlari haqqa, ya'ni Tangriga aylanishlari mumkin. Sufilikdagi shariat, tariqat, haqiqat va ma'rifat bosqichlarining umumiy qoidasi esa shundan iboratki, sufilikka da'vogar odam bu bosqichlarning har birini albatta bir ustoz, bir pir rahbarligida o'tish kerak. Tasavvuf ta'limotiga ko'ra mana shu bosqichlarni ustozsiz, pirsiz o'tish mumkin emas. Kimda-kim ulardan piri komilsiz o'tgan bo'lsa, uning natijalari annulyatsiya qilinadi, ya'ni bekor qilinadi. Bunday da'vogar mazkur bosqichlardan o'tmagan hisoblanadi. Ya'ni sufilikda o'zbekcha aytganda o'zboshimchalik, ruscha aytganda esa samodeyetelnost ketmaydi. Shuning uchun ham barcha tasavvuf tariqatlarida kimning piri bo'lmasa, uning piri shaytondir degan umumiy qoida amal qiladi. Mana shu botil qoidaga uyg'un yuradigan tasavvuf pirlari odamlarga hattoki Qur'on ma'nolarining izohli tarjimalarini ham mustaqil o'qib o'rganishni taqiqlashadi. Allohning kitobini izohli tarjimada mustaqil o'rganishga shaylangan odamlarga qarata tasavvuf pirlari Qur'onni joyiga qo'ying, uni mustaqil o'qib o'rgansangiz ustozingiz shayton bo'ladi deb qo'rqitishadi. Sufilikning mana shu jihati, ya'ni ustozsiz, piri komilsiz biror tashabbus ko'rsatish,
onun ruhsatsız biror iş qilish, hattoki qo'y og'zidan cho'p olish qo'yish ham qat'iyan man qilinganligi tasavvufdagi juda muhim va xatarli jihatdir. Musulmonlarning har qanday masalada Qur'onga yoki islom tarixidagi faktlarga emas, balki piri komilning og'zidan chiqadigan subyektiv ruxsat yoki fatvoga tayanishi qanday ayanchli va hattoki fojiali oqibatlarga olib kelganini sufiylikning Naqshbandiya tariqati misolida ko'rish mumkin. Demak, bugungi ko'rsatuvning keyingi qismida tasavvufning Naqshbandiya tariqati haqida gaplashamiz. Naqshbandiya tariqati 14-asrning oxirlarida Buxorolik sufi Muhammad Bahouddin Naqshbandiy tomonidan tashkil qilingan. Bu tariqat Ahmad Yassavi va Abdul Xoliq al-G'ijduvoniyning tasavvuf ta'limotlari negizida tashkil topgan bo'lib, ulardan asosiy farqi mehnatni inkor qilmasligi bo'lgan. Shuning uchun ham dilbayoru dastbakor, ya'ni qalbing yorda Allohda bo'lsin, qo'ling esa mehnatda bo'lsin degan shior 6 asrdan beri Naqshbandiylikning tashrif qog'ozi asosiy slogani bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik Naqshbandiylar xorijdagi Naqshbandiylar kabi mazkur tariqat mehnatni ibodat hisoblashini ko'p maqtashadi. Lekin ular tariqatning islom diniga tamoman zid boshqa hukmlari haqida og'iz ochishmaydi. Naqshbandiya tariqatining qaysi g'oyalari islom diniga zid? Turli davlatlarda yashaydigan va mahalliy hukumatlarga aloqasi bo'lmagan ulamolarning fikrlariga ko'ra, Naqshbandiya tariqati asosan 10 masalada islom diniga ziddir. Bular mana bu masalalardir. Islom dinida faqat Alloh haq va haqiqat egasi. Hajj surasi 6-oyat. Bu holatlar shuni ko'rsatadiki, albatta Alloh haq zotdir va albatta faqat u o'liklarni tiriltiradi hamda har ishga qodirdir. Naqshbandiya tariqatida esa Alloh bilan birgalikda ustoz Boyazid Bistomiy ham haq va haqiqat egasidir. İsmet Zeki Eyyuboğlu'nun İslam dininden ayrılan cereyanlar Naqshbandiylik kitabından parça. Naqshbandiya tariqatının azoları, barcha tariqatlar ustozi Boyazid Bistomiy, men haqman, yani Allohman deganlar. Alloh taolo Boyazid Bistomiyni o'zi kabi haq va haqiqat sohibi qilib qo'ygan deyishadi. İkinci, İslam dinida Allohning yordamchisi yo'q. Qahf surasi 26-oyat. Ularga Allohdan boshqa yordamchi yo'q va u o'z hukmiga hech kimni sherik qilmaydi degin. Naqshbandiya tariqatida esa pir Allohning ko'makchisidir. Shayx Muhammad Nazim Adil Haqqani Ilohi Okeanus kitobidan parça. Pir biror narsaga bo'l deb buyursa, o'sha narsa albatta bo'ladi. 3. Islom dinida insonlardan hech kim payg'ambarlar darajasiga yeta olmaydi. Naqshbandiya tariqatida esa har qanday odam hatto payg'ambarlar yeta olmagan darajalarga yeta oladi. İsmet Zeki Eyyuboğlu'ning İslom dinidan ayrılan jarayonlar Naqshbandiylik kitobidan parça. Naqshbandiya pirlari o'zlarini sahobalar va hatto payg'ambarlar yeta olmagan darajalarga yeta oladigan darajadagi komil insonlar deb hisoblashishadi. Islom dinida Alloh osmonda. Mulk surasi 16-oyat. Osmondagi zot sizlarni istirobda harakatlanib turgan yerga yuttirib yuborishidan omondamisizlar? Naqshbandiya tariqatida esa Alloh hamma yerda.
Şeyh Adnan Kabbani Hakikatul Hakkani kitabından parça. Allah hamma yerde, aynısı Baytullah'ın içi de boladı. Beşinci, İslam dini de kıyamet gününün kaçan gelişini Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Luhman suresi 34. ayet. Elbette kıyamet saatinin ilmi fakat Allah'ın huzurudadır. Nakşbendiye tarikatı da ise Allah bilen bir katarda pir hem kıyamet gününün kaçan gelişini biledi. Şeyh Muhammed Nazim Adil Hakkani İlahi Okyanus kitabından parça. Allah bizge, yani tarikat pirlerige, kıyamet günü kaçan kopuş hakkıdaki bilgi ve bilimlerini bergen. Altıncı, İslam dini de, Müslümanlar bilen kafirler ten emezler. Hud suresi 24. ayet. Bu iki güruhnin, yani kafirler ve Müslümanlarının misali, huddu, kâru kür, hem de iştucu ve kürucu gökşeydi. Ular birbirine teng bola alışadı mı? İbrat olmaysızlar mı? Nakşbendiye tarikatı da ise, Müslümanlar bilen kafirler tengler. İsmet Zeki Eyüboğlu, İslam dininden ayrılan cereyanlar, Nakşbendilik kitabından parça. Nakşbendilik tarikatı da, Allah Ta'ala bir tamamdan kafir ve fasıklarını, ikinci tamamdan ise, mümin bilen Müslümanlarını birbirinden ajratmaydı. Allah için kafir ham, Müslüman ham bir degen karış sabit. Yettinci, İslam dini de Allah bilen insan ortasında vasıtacı yok. Bakara suresi 186. ayet. Eğer bendelerim senden men hakkımda sorasalar, men elbette onlarga yakınman. Ular menga iltijo qilishganida men ijobat qilaman. Yoki G'ofir surasi 60. oyat. Robbingiz menga duo qiling, sizga ijobat qilaman. Albatta mening ibodatimdan kibr qilganlar jahannamga xor zor hollarda kirurlar dedi. Naqshbandiya tariqatida esa Alloh bilan inson o'rtasida pir vositachilik qilmasa ibodat ham, duo ham qabul bo'lmaydi. Şeyh Adnan Kabbani Hakikatul Hakkani kitabından parça. Eğer de biz ve Allah'ın ortasında Mevlana Şeyh Nazım el-Hakkani bulmagani de Allah bizge ilahi bilimlerini bermegen bular idi. 8. İslam dini de barcha narsalar fakat Allah'ın izni bilen sodir bo'ladi. Tekvir suresi 29. ayet. Olamlarning Rabbisi Allah xohlamasa sizler haklay olmazsızlar. Nakşbendiye tarikatı da ise barcha narsalar Allah'ın hem de pirlerinin izni bilen sodir bo'ladi. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun İslam dininden ayrılan cereyanlar Nakşbendilik kitabından parça. Nakşbendiye vekilleri eğer Allah ve evliyalar isteşmese kolinden hiç narsa kelmaydi deyişedi. 9. İslam dini de insanını fakat Allah dozaktan kutkarıp cennete kirti aladı. Nakşbendiye tarikatı da ise Allah gibi pir hem insanını dozaktan kutkarıp cennete kirti aladı. Şeyh Adnan Kabbani Hakikatul Hakkani kitabından parça. Müritini fakat pir dozaktan kutkarıp cennete kirti aladı. Misal için Şeyh Nazım el-Hakkani öz müridlerinin hammasını cennetke kiritti. 10. İslam dini de adamlarının canını Allah'ın buyruğu boyunca fakat Azrail aladı. Secde suresi 11. ayet. Sen sizlerge vekil kılıngan ölüm feriştesi canıngizni aladı. Sonra Rabbingizge kaytarlasız deyip ayet. Nakşbendiye tarikatı da ise ölüm feriştesi Azrail kabi pir ham adamın canını alaladı. Şeyh Adnan Kabbani Hakikatul Hakkani kitabından parça. Ölüm feriştesi Azrail
Mevlana Şeyh Nazım el Hakkani müridlerinin canını ala almaydı. Onların canını fakat Mevlana Şeyh Nazım'ın özü ala aladı. Mevlana'nın müridleri de hatta ki kabirdeki azap verişteler hem ziyan yetkisi alışmaydı. Eşitkeningizdik ve okugeningizdik, Nakşibendiler özlerinin pirlerini, aynıysa hakikat ve marifet derecesi yetken pirlerini Allah'ın kümekçileri ve estağfurullah Allah'ın özü deyip hem soblaşadı. Bazı memleketlerde, aynıysa Türkiye, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da Nakşibendiler, merhum pirlerinin ruhları, aynıysa Muhammed Bahauddin Nakşibendi'nin ruhu, tirik adamlarının dünyavi müşküllerini ason kılışıge. Mesela, kuşlu şamal tüfeli tomlardan ayrılgen namuneli üylerge tom tuhfe yetişige. Ferzensizlerge ferzent ata yetişige. Ve yine başka arzularge eriştirişige kattık işanadılar. Ular Kur'an'ın bu baradagi ayetlerini açıkçasige inkar kılışadı. Mesela, Rum suresi 52. ayetidagi Ey Muhammed, elbette sen ölüklerge eşittire almaysan ve davetini arkasıge uygurulup ketken kerlerge eşittire almaysan degen kürsetmeni Nakşibendiler başkaça talkın kılıp rad kılışadı. Ya ki bulmasa, Naml suresinin huddu şu manadagi 80. ayetidagi elbette sen ölüklerge eşittire almaysan ortga karab koçayotgan kerlerge ham çakırıkını eşittire almaysan degen İlahi buyruğunu ham rad etişedi. Fatır suresi 14. ayetide kilgen. Eğer ularga yani ölüklerge dua kılsengiz, ular yani ölükler dua ingizini eşitmezler. Eşitken takdirde ham sizge cevap bere almazlar. Kıyamet günü ise ularını Allah'ki şerik keltirgen ingizini inkar etürler. Öte haberdar zattan başka hiç kimsenge haber bere almaz degen. Açık aydın körsetmeni ham Nakşibendiye vekilleri inkar kılışadı. Nakşibendiye sufileri huddu oşa Fatır suresi 22. ayetidagi. Trikler bilen ölükler teng bulmaydı. Elbette Allah haklagen kimsege eşittirur. Sen kabirlerdeki kimselerge eşittirgücü yemezsen degen ilahi körsetmeni ham pinagiga alışmaydı. Allah'ın Kur'an'ıda kilgen açıktan açık körsetmelerini Nakşibendiler. Bu ayetler bizden pirlerge tekişli yemez. Onlar adli adamlar hakkı da kilgen deyişedi. Ve ölük pirler triklerinin dünyavi işlerge kömekleşişige kattık işanışadı. Özbekistan Respublikası devlet matkiyasidagi ecdatlar merdana ruhu senge yar degen satır ham Nakşibendiye tarikatının aynen şunday şirk gayeleri tasiride yazılgan. Nakşibendiler Afrika'da ham Nakşibendi buluşadı. Dünyanın kaysi burçagi de bulmasın ular açıktan açık şirk ve küfür gayelerini ilgeri sürüp pirperestlikni ve kabirperestlikni targ'ib kılışadı. En yomonu şundaki ularının diğerli berçesi özlerinin fatvaları bilen zalim hükümetlerge hizmet kılışadı. Adaletsiz başkaru aparatının her kanda cinayetini koşturmak içi de halallaş bilen şugullanışadı. Meselen Nakşibendiye tarikatının mana bu resimdeki pirini alaylık. Bu adam Bahraynlik Şeyh Reşit İbn İbrahim el-Mureyhi bulup o Fars körfezi devletlerindeki Nakşibendiye tarikatının rehberidir. 2017 yıl dekabr ayında bu adam Bahrayn televizyonunun canlı yayınında İslam peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bahrayn kralı Hamad ibn İsa el-Halife için dua kıldı. Memleketimiz halkıya tinçlik tiledi deyip aittim. Ya ki bulmasa bana bu Nakşibendiyetini alaylık. Bu adam Amerika Koşma Ştatları Ali İslam Kengeşi reisi Dünya Nakşibendilerinin rehberi Muhammed Hişam Kabbani buladı. 2000 yılda Özbekistan'a resmi sefer kılgen ve Prezident İslam Karimov bilen uçuraşken Muhammed Hişam Kabbani Özbekistanlık jurnalistler aldı da
İslam Kerimov Allah'ın yerdeki sayısı. Kim onge karşı çıksa, kim onu tanqid kılsa, elbette fasık ve kafir bulad dedi. Yani dünyanın birinci rakamlı Naqshbandiyeti zalim İslam Kerimov'nu tanqid kılgen, onun zulmüge karşılık bildirgen, bu iş için nahak kamelgen ve kıynab öldürülgen berçe Özbek'ni fasık ve kafir deyip ilan kıldı. Ana şu matbuot anjumanı da Muhammed Hisham Kabboni sodda Özbek musulmanları için yana bir gayri İslami fatva çıkardı. Dünya Naqshbandiyetlerinin toda başısı Allah ve İslam musulmanın kalbide bolsa kifaya. Namaz okuş, roza tutuş ve başka İslami emellerini beceriş şart emas dedi. 1999 yıl 16 fevral portlaşlarını özü uyuşturup Özbekistanlık muhalifetçi ve namazxon musulmanlarga karşı misli körülmegen katagonlarını amelge aşırayotgan zalim İslam Kerimov için Kabboni'nin şunday fatvaları juda zarur edi. Kerimov hükümeti onu Amerika'dan aynen şu iki fatvanı ilan kıldırış için taklif kılgen ve tantanali kütüb olgan edi. Ana şundan keyin Özbekistan'daki her iki adamdan biri Allah kalbinde bolsa boldu iken, namaz okuş ham, roza tutuş ham şart emas iken, hatta arak içse, zina kılsa ham bolar iken deyip seyreye başlaştı. Koşukçı Munisa Rizayeva'nın adamın yüreği kristalini taza bolsa boldu degen meşhur iddiası negizide ham, aynen Jahon Naqshbandiyetlerinin başlığı Muhammed Hisham Kabboni'nin 22 yıl ilgari bergen gayri-islami fatvası atıptı. Gahıda Naqshbandiyetlerden öte cirkenç ve külgülü fikirler hem yangrab duradı. Mana bu suratdaki tip Türkiye'lik meşhur Naqshbandi Ahmet Mahmud Ünlü boladı. Türkiye'de bu Naqshbandiyetini Cübbeli Ahmet hem deyişedi. Bu canab özünün Tarikat-ı Aliye'de Rabita-i Celiye degen kitabı da şundey degen. Dikkat bilen işte. Oşa kitabı da Türkiye'lik Naqshbandilerinin yetekçisi şundey degen. Eğer ayol murid eri bilen cinsi alaka kılıyotgeni de hayalı da tarikat şayhi ya ki piri bilen cinsi alaka kılıyotgenini tasavvur kılsa undan tug'iladigan farzand albatta shayxiga yoki piriga o'xshagan aqlli va dono bo'ladi. Jirkanch komediyani ko'ryapsizmi? Naqshbandiyetlarning tomi qanchalik siljiganini, xayollari naqadar buzuqligini ko'ryapsizmi? Mana shulardan kelib chiqqan holda Naqshbandiya tariqati avval ham, hozir ham, bundan keyin ham har qanday zolim hukumatning, har qanday zulmini oqlab beruvchi diktaturaga zarur fatvalarını çıkarıp bir uçu, hem de musulmanlarını Kur'an'da kelgen saf İslam'dan çalgıt uçu dini institut bolup kalgen, kalmakta ve kaladı. Naqshbandiyada adli insanlar yegana pirinin ruhsatsız hiçbir iş kıla almasligi. Yani adli musulmanlarının piramide çok kısıdaki bir şahsga kattık bağlap koyulgenliği ise bu tarikatın mafya toridan, masonlarının yaşırın ordinlerden farkı yokluğunu gösterdi. Masonlarının talimatına göre masonlikning piramidal hiyerarhiyasidagi barcha 33 bosqichdan ötken şahsta, yani piramidanın en tepesine çıkan şahsta, üçüncü, yani ilahi köz açılıp, oşa şahs Tanrı'nın yerdeki yüzüge aylanadı. Naqshbandi tariqati da ham xuddi shunga o'xshash ahvol. Naqshbandiyada haqiqat darajasidan o'tgan pirda xuddi shunday ilohiy ko'z ochilib, u pir ham Allohning ko'makchisiga va hattoki Allohning o'ziga aylanadi. Astag'firulloh. Ko'rayotganingizdek har ikki tashkilot bir xil mexanizm va shaklda ishlaydi. Ularning nomlari boshqa xolos. Müslüman diyarları için, şu cümleden Özbekistan için masonlikten hem göre Naqshbandilik güde haflidir. Çünkü masonlar özlerinin berçe şirki hem de küfri işlerini kabbala ya ki şeytani talimatlar namıdan kılışsa
Nakşbandiler hud düşünde şirki ve küfri emellerini İslam dini namıdan becerişedi. Kürsatı başıda hazırki devlet hafsızlığı hizmeti bundan 22 yıl ilgeri Nakşbandiliğinin noresmi dini mefküre sıfatı da kabul kılıp ondan mullakratiyenin yani mullalar başkaruvunun gayevi negizi sıfatı da faydalan yaptı degen edim. O şey 2000-ci yılda bu gaya Özbekistan Milli Hafsızlık Hizmeti'nin özü de tuğuldu mu ya ki hariciden import kılındı mı? Tafsilatlar bugünkü kürsatuvunun kengi kısmıda. Nakşbandiylikni Kur'an'da kelgan saf İslam talimatiga mukabil talimat sifatida işletip, onun yordamida Müslümanlarını asıl İslam'dan çalgıtış, ularını şirkke batırış, ularını mahsus hizmetler tomonidan boshqariladigan pirler yordamida manipulyatsiya qilish, Müslümanlarını Nakşbandiylarning nazoratidagi BO robotlarga aylantirish g'oyasi Özbekistan Milli Xavfsizlik Xizmatiga Amerika maxsus xizmatlaridan import qilingan. 2000-yil yılda Özbekistan'a tashrif buyurgan birinci rakamlı Naqshbandit Shayx Muhammad Xushom Kabboni ham aynan AQSh maxsus xizmatlarining tavsiyasi bilan kelgan hamda zolim rejimga zarur fatvolarni berib ketgan edi. 2000-yil yildan to bugungacha Amerikada hamda Yevropada İslam dini ve hafsızlık meselelerine bağışlayıp ötkezilgen yirik halkara encümanlarının yakuni tavsiyelerini közden keçirseniz ekseriyet ahalısı musulmanlardan ibarat memleketlerde sufilikini targib kılış kabirlerini temirleş musulmanlar için kabir turizmini teşkil kılış ve hakeza şirki işlerini yolga koyuş tavsiye etilgen. Misol uchun 2002 yılda AQShning RAND, yani Research and Development, yani Tadqiqot ve Taraqqiyot Nodavlat Notijorat Korporatsiyasi Amerika hukumatiga shunday tavsiya bergan. Oq uy bütün dünya bo'ylab sufiylikni, ayniqsa undagi Naqshbandiya tariqatini targ'ib qilishi kerakki, musulmon olamining sufiylikka sho'ng'ishi AQShning strategik ve harbi maksadlariga oson yetişige kömekleşedi. Dehqonchasiga aytganda, RAND mutaxassislari Amerika hukumatiga musulmonning jangovarligini yo'q qilish uchun uni sof islomdan sufiylikka chalg'itish kerak degan maslahatni bergan. 2003 yılda Washingtondagi Nixon markazida tashkil etilgan xalqaro anjumanda esa Amerikalik islomshunos ekspertlar Oq uyga musulmon yurtlaridagi mashhur sufi avliyo va pirlarning qabrlarini ta'mirdan chiqarish, u yerlarda qabr turizmini tashkil qilish uchun beg'araz moliyaviy ko'mak ajratishni tavsiya qilishgan. Ana shu fakt inobatga olinsa, bugun bizning yurtimizdagi pir va avliyolarning qabrlari ham aslida Amerika grantları evaziga obod qilinayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi yangi qadamjolar ham okean ortidan jo'natilgan ana shu pullarga tashkil qilinayotgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati esa ana shu global vazifalarni, ya'ni Naqshbandiylikni Qur'onda kelgan sof islom ta'limotiga muqobil ta'limot sifatida ishlatib, bu botil ta'limot yordamida musulmonlarni asl islomdan chalg'itish, ularni shirkka botirish, ularni maxsus xizmatlar tomonidan boshqariladigan pirlar yordamida manipulyatsiya qilish, musulmonlarni Naqshbandiylarning nazoratidagi BO robotlarga aylantirish vazifalarini o'z hududida bajarayotgan mahalliy kontora xolos. Xuddi shu vazifani Qozog'istonda Qozoq KMBsi, Qirg'izistonda Qirg'iz GKNBsi, Tojikistonda Tojik MGBsi, Turkmanistonda Turkman maxsus xizmatlari yeng shimarib bajarishmoqda. Bugun saroy mullasi Abror Muxtor Bilyardi DXHdagi general kuratorlarga tayanib, o'zbek musulmonlarini o'zining og'ziga qaratish,
ularni mustaqil jurnalist, blogger, muxolifatchi va huquqbonlarga qarshi qayrash. Bunday odamlarni kofirga, vatan xoiniga yoki LGBTchiga chiqarish bilan shug'ullanmoqda. Bilyardining bu faoliyati ham aslida G'arbda ishlab chiqilgan ana shu global aksil islomiy reja doirasida amalga oshirilmoqda. Deyarli har kuni Amerikani va G'arbni qoralaydigan abror muxtor bilyardi aslida o'sha AQSh va G'arbning strategik maqsadlariga xizmat qilayotganini o'zi bilmaydi. Chunki uning ko'zi faqat DXdagi topshiriq beradigan kuratorlarni va general akalarini ko'radi. Bilyardining ko'zi shundan nariga o'tmaydi. Aqli undan o'tasiga yetmaydi. Bilyardi shu qadar manqurtki, u erkak kiyimida lazgi raqsiga tushayotgan bir xorazmlik erkakni erkaklikdan chiqqanlikda ayblashi mumkin. Lekin mana bu rasmda ayollarning kiyimida va zikr nomi ostida aylanib o'girilib raqsga tushayotgan naqshbandi erkaklarini na erkaklikdan, na dindan chiqqanlikda ayblay olmaydi. Kimdir naqshbandiyada oddiy musulmonlar bir odamga itoat qilishsa nimasi yomon? Axir bir shaxsga qat'iy itoat jamoatdagi intizomni ta'minlaydi-ku deyishi mumkin. To'g'ri, bir shaxsga qat'iy itoat intizomni ta'minlaydi. Lekin bu itoat o'sha pirning yoki shayxning islom diniga zid shaxsiy mulohazalar asosida emas, Qur'on oyatlari va sof islom ta'limoti asosida bo'lish kerak. Aks holda musulmonlar xuddi naqshbandi ayollarga o'xshab tug'ilajak farzandlari dono bo'lishlari uchun eri bilan qo'shilayotganlarida xayollaridan tariqat pirini o'tkazishni praktika qila boshlashlari mumkin. Bitta shaxsga ko'r-ko'rona itoat qiladigan olomon o'sha shaxs qayerga yetaklasa shu yerga yuradi. Nimani buyursa shuni qiladi. O'tmishda islom dinining va musulmonlarning dushmanlari sufiylikdagi shaxsparastlikdan unumli foydalanishgan. Masalan, o'tgan asrning 20-yillarida qo'shni Afg'onistonda bo'lgan voqealarni olaylik. Mana bu ikki rasmda ko'rib turganingiz kishi Lawrence Arabiski degan ingliz josusi bo'ladi. U Arabiston yarim orolida arablarni turk musulmonlariga qarshi isyonlarga boshlab va ummat ichida qonli urushlar chiqarib bo'lgach Afg'onistonga keladi. Lawrence Arabiskining bu yerga kelishiga Afg'onistonda 1919-yilda Omonulloh xonning hukumat tepasiga kelishi, aniqrog'i mamlakatni mustaqil davlat deb e'lon qilishi sabab bo'ladi. Arab va fors tillarini yaxshi biladigan Lawrence Arabiski Afg'onistonga 1920-yilda keladi. Angliyalik josus mahalliy musulmonlarga o'zini cho'loq mulla va naqshbandiya tariqatining piri deb tanishtiradi. 3 yil davomida Lawrence Arabiski o'ziga 200 ming murid ergashtiradi. 1925-yilga kelib cho'loq mulla boshchiligidagi naqshbandi tariqatida 300 ming nafar jinni qo'y, ya'ni ko'r murid yig'iladi. Ana shundan so'ng ingliz josusi o'z ko'z muridlarining oldiga chiqib, Afg'oniston rahbari Omonulloh xonni kofir deb e'lon qiladi hamda o'z muridlarini unga qarshi jihodga chaqiradi. Natijada Afg'onistonda fuqarolik urushi boshlanib ketadi. 4 yildan so'ng, ya'ni 1929-yilda Afg'onistonning qonuniy rahbari Omonulloh xon mamlakatni tark etishga majbur bo'ladi. Bugun ortida yuzlab jinni qo'ylarini, ya'ni ko'r muridlarini ergashtirayotgan abror muxtor bilyardi ertaga xuddi Lawrence Arabiskiga o'xshab halol vatandoshlarimizni kofirga chiqarishi va ularni o'ldirishga da'vat qilishi mumkinmi? Albatta mumkin. Yoki bo'lmasa, abror muxtor bilyardi xuddi o'sha cho'loq mullaga o'xshab o'zining itoatidagi minglab ko'r muridlarni hukumatga qarshi yetaklashi mumkinmi? Albatta mumkin.
Bizdagi Naqshbandit pir ve evliyalar xuddi Checheniston'ning Naqshbandit muftisi Saloh Mejidovga o'xshab. Rossiyani Ukrainaga bostirib kirishini İslom yo'lidagi muqaddas jihad deb e'lon qilib, O'zbek musulmonlarini Ukrainalarga qarshi urushga jo'natishi mumkinmi? Albatta mumkin. Shu sababdan shaxsga itoat Alloh Qur'onda belgilagan me'yorlar asosida bo'lish kerak. Agar shaxs itoati insonni Alloh itoatidan to'ssa yoki chiqarsa, inson shaxs itoatini tark etishi kerak. Bunday vaziyatda shaxs kim bo'lishidan qat'i nazar, pir bo'ladimi, mulla bo'ladimi yoki prezident bo'ladimi, musulmon inson shaxsning emas, Allohning itoatida bo'lishi kerak. Naqshbandiya tariqatidagi jinni qo'ylarga o'xshab, shaxslarga ko'r-ko'rona ergashish va tentaklarcha itoatda bo'lish insonni shirkka botirib, dindan chiqarishi mumkin. Shunday ekan, Naqshbandiya degan shirkiy tariqatdan, uning pirlari yu avliyolaridan, ko'r muridlari yu Naqshbanditlaridan ehtiyot bo'ling. DXX nazoratidagi va pir itoatidagi piramidaga kirib qolmang. Faktlarni o'rganing va fikr qiling.